Şimdi bu videoda birkaç tane birbirine benzer fakat kullanım alanı aslında birbirinden tamamen farklı birkaç tane komponent göreceğiz. Widget göreceğiz daha doğrusu. Eski programlama tabirlerinden genelde komponenti bildiğimiz için hala aşina olarak onu kullanıyoruz. Şimdi şurayı bir temizleyerek yeni bir materyal oluşturalım. Evet, bunu oluşturduk. Şurada bir tane de scaffold'u döndürdük mü? Tamamdır. Hatta bir app bar da oluşturalım. Çünkü tasarım olarak zaten göreceğimiz detaylar var. Flutter 7 diyeyim. Bir 7. videoydu sanırım. Bir de body oluşturduk mu şurada? Yanlış yerde oluşturuyoruz sanırım. Evet. Body destek olarak oluşturuyorum. Parantezimiz eksik sanırım. Evet. Şimdi göreceğimiz komponentleri bir şuraya yazalım. Göreceğimiz widget'lar daha doğrusu komponentler demeyelim de. Buna da animated yine stack diyeyim şimdi. Aslında daha farklı bir ismi var. Ona geleceğiz. Diğeri zaten gördüğümüz animated switcher. Animated stack hatırlaması daha kolay olduğu için bunu yapıyorum. Bunu belki bir ihtimal bir sonraki videoya da saklayabilirim. Çünkü burada yapacağımız şey aslında indexed stack widget'ına animasyon ekleme, bazı efektler eklemek için bunu kullanacağız. Onun kullanımı tabi biraz işi basitlikten uzaklaştırıyor. Çünkü diğer komponentleri kullanmak oldukça basit. Şimdi burada bir tane boyun türde bir değişken oluşturuyorum. Şurada class'ta. Adına durum diyelim. Ve ek değer olarak false diyorum. Şimdi iki tane widget'ım var diyelim. Bir tanesi ne yapalım? Hatta şöyle text diyeyim. Diğeri de bir tane buton olsun. Şöyle. Evet, bunları koyduğumuzda altlı üstü yerleşti. Tabii bunların arasına bir padding de koyabiliriz ya da space between vesaire de koyabiliriz. Fakat şu anda ona hiç gerek yok. Şunu istiyoruz. Yani ikisi aynı yerde bulunsun. Fakat bazen birini göstereyim. Bazen de değişebilsin bu. Şimdi özellikle Swift programlama dilini bilenler ne demek istediğimi anlayacaktır. Z-index diye bir ya da Z-stack diye bir yapı var. Bazı programlama dillerinde Z-index olarak geçer. Bazen de da Z-stack. Özellikle Swift UI'da bu mevcut. Ve özellikle animasyonlarda görsel zenginlik katmada çok işe yarayan bir şey. Fakat burada o Z-index'i kullanmak oldukça zor. Yani sadece bir transform yapısı olarak kullanacaksınız ya da bize sunmuş olduk bir iki tane index tabanlı stack var. Bunlardan bir tanesi index stack. Şimdi bunlara bakalım nasıl olacak. Şunu da değişiyorum. Farklı buton olsun. Elevated buton. Buton 2 diyelim buna da. Tabii bir eksik var şu an. Şu anda stack olduğu için bunlar üst üste bindi. Tamam, aslında gayet güzel istediğimiz bir senaryo bu. Şunların da parantezlerin düzgün gözükmesi için halledelim.
Bunu ben mesela kolum içinde kullanmak istiyorum. Bir kolon içerisinde. Atlı üstü geldi. Şimdi stack içerisinde kullandığımızda tam bir positionlıkla bunu yapabiliyoruz. Bir altta olsun, bir üstte olsun. Hatta onun bazı avantajları da var. Gerekirse ona da değiniriz. Fakat bazen işi çok pratik, çok kısa bir şekilde çözmemiz gerekebiliyor. Özellikle bir müşteriye bir iş yapıyorsanız orada hakikaten bazen kestirme yollar can hayat kurtarıyor, can kurtarıyor. Bir projenin uzaması bazen değil, her zaman insanın biraz başını ağrıtıyor. O yüzden bir projenin uzaması çok tercih edilecek bir şey değil. Eğer kendiniz için yapıyorsanız, örneğin bir müşteri için değil de zaman sınırınız yok, sorununuz yok. O zaman evet, o projeyi uzatmak hatta bazen öğretici bile oluyor. Ona katılıyorum. Şimdi bunları nasıl yapacağız bir ona bakalım. Şurada indexed kullanacağız. Bunun bakın burası çok önemli bir kısım. Children diye bir alt nesne yığını istiyor bizden. Bunu aklınızda tutun. Şimdi Animated Switcher'dan bir farkı var burada. Onu da hemen şuraya yazalım. Ekleyelim hemen. Bakın bunda child var. Bu şu demek. Biz bunu kullanmak istediğimizde ki kullanalım. Nasıl olacağını da görelim. Şöyle yapalım. Durumu zaten oluşturmuştuk. Burada işte eğer durum buysa şunu al. Durum true'ysa ya da ihtiyar olarak false mu vermiştik fark etmez. False vermişiz. Değilse de direkt şunu al. Şunları da açıklama satır haline getiriyorum ben. Önce butonlar dolayısıyla durum eşittir. True diyelim. Şu set state alarak diğer butona yapıştıralım. Burada da false diyoruz. Tersini yaptık sanırım. Evet. Bu şekilde butonlar yer değişiyor. Fakat buradaki problem şu. Sadece iki komponent kullanabiliyoruz. Yani bir child olduğu için en fazla burada iki tane komponentte işte bir boolean türde bir değişkenle iki tane değişkeni kullanabiliyoruz. Fakat birden fazla komponent kullanmak istediğimizde ne yapmamız gerekiyor? Özellikle mesela bir tab yapacaksınız. Tab yapısı yani sekme yapısı ve 3-4 tane sekmeniz var diyelim. O zaman işte Animated Switcher işinizi görmeyecek. O zaman Indexed Stack kullanmamız gerekecek. Burada bizden bir nesne yığını istiyor. Widget yığını. Dolayısıyla burada istediğimiz kadar o nesneden kullanabiliriz. Şimdi burada şunu alalım bir. Nerede bitiyor? Şurada bitiyor. Evet, şurayı artık kaldırıyorum. Animated Switcher'la bir işimiz yok. Burada tabii şu haliyle bir işe yaramayacak bu. İki tane nesnemiz de olsa burada bizden indeks yapısı istiyor, int türünde. Ve indekse de bir değişken tabi vereceğiz. Ne diyelim? Şimdi sayı diyelim biz. Onu da şurada oluşturalım. Başlangıç değerimiz 0 olsun. Ve artık burada sayı eşittir 1. Yine de sayı eşittir 0 dememiz yeterli olacak. Burada birden fazla
komponent de kullanabiliriz. Örneğin de başka nasıl bir buton vardı? Birçok buton türü vardı aslında. Back buton değil. İkon butonu da aslında olabilir. Text butonu kullanalım. Buton 3 diyelim buna da. Sayı eşittir 2. Tabi burada sayı 2'ye ulaşmak için o butonun da görünür olması gerekiyor. O yüzden şu an çok mantıklı bir yapı olmadı ama üçüncü butonu hemen yapı olarak bir değiştirelim. Mesela şuna tıklayınca 0 değil de 2 olsun. Evet. Sırayla ulaştı. Şimdi aralarında geçiş yapabiliyoruz. Üç nesne arasında. Yani bu şekilde bir sekme yapısı oluşturabilirsiniz.